Oo, sen fırıncı acayip ya. Yok, biz getirtiyoruz. Vallahi da bol kadar. Gelemiyoruz orada. Hocam. Değil mi öyle? Bak hocam, ne kadar bol katıyorum bak. Hacı ekmek arası mı size paket mi? Ekmek arası. Ekmek arası atın. Ekmek arası paket yap. Bunları yesinler anne. Değerli dostlar, anneler, babalar, ebeler, dedeler, Adanalılar böyle sop soğuk bir Adana gününden merhaba. Dışarıda inanılmaz soğuk bir hava var. 2 sene önce böyle yaşlı bir çiftin yanına gitmiştim. Tantuniler böyle sucuklu yumurtalar yapmıştı bana. Bir sürü mesaj geldi. Abi hacı dayımız bir sıkıntım var. Ne oldu? Yaşıyor mu? Bir merak ediyoruz. Bir gider misiniz? Bir video çeker misiniz diye sordunuz bana. Şimdi hacı dayımızın, hacı nenemizin yanına gideceğim. Ellerini öpeceğim. Dualarını alacağım. Güzel video olsun. Videoya geçiyorum. Bu Doblo mu? 9 ay önce Doblo'su varmış kralın. Doblo vibe'ı alıyorum araçtan. Fiorino. Çakma Doblo. Uygunsuzum. Geçiyoruz. İyi seyirler diliyorum. Hadi bakalım. Zeynel Ustam kolay gelsin. Sağ ol hocam. Sağ hayırlı hocam, işler hocam. Olsun. Hoş nasılsın abi. Canım? Çok şükür elhamdülillah. Duacık hocam. Şimdi vallahi Zeynel Ustam'ın bir gülüşü var yenge. Melekleri kıskandırıyor. Seni böyle mi tavladı yoksa? Gülüşüyle mi tavladı he? Hocam, nasıl? Hocam. Nasıl keyifler? Sağ ol hocam, elhamdülillah. Hocam işte burada biz yani bu garibanlara, fakirlere böyle hizmet etmekten... Benim gibi olan var mı? Dibinde kalmış içeceği içmek için bardak kirleten dünyaya bir parazittir, zarardır. Aşağılık bir insandır. Dibinde kaldıysa şişeden içeceksin bro. Aşağılık bir insandır o ya. Bu. Barlarını doldurmaktan zevk alıyorum. Allah razı olsun sizden. Biz de zamanda hocam böyle çok şeyler çektik. Biliyorsun işte. Çileler çektiniz. Çileler çektik. Sıkıntılar çektiniz. 1963'te. O geçen günler böyle aklımıza geldi. Oğlum. Adama tantunici diyorlar. Balık var. Balık tantunisi mi bu? Her zaman böyle garibanları yolda çağırıp daha onları iyilik yapıyorum. Allah razı olsun. Onlara ben buranın dernek başkanıyım. Şöyle ben bir geriden göstereyim. Hacı teyzem. Allah razı mazı olmasın. Bu herif hırsız. Tamam. Vergi ödemeyen bir hırsız. Gelmiş 70-80 yaşına hala vergi ödemiyor. Hacıyım hocayım diye dolaşıyor. Hırsız. Gitmiş bir de dernek başkanı olmuş. Hırsız lan herif. Sen... Fakir mi doyuruyor? Ha, pardon. Özür dilerim. Hacı teyze dedi beni alma dedi videoya dedi ama ben onu aldım. Yemek yapıyorum onlara, tantuni veriyorum. Allah razı olsun. Özür dilerim. Efendim söyle elbise veriyorum, ayakkabı da veriyorum efendim ondan sonra. Şöyle göstereyim bakın burası Mestanzade Mahmut Ağa Mescidi'nin önünde. Ayakkabı dağıtma. Vergi ver. Şöyle mahalleyi de göstereyim biraz geriden. Burası Adana'nın eski mahallesi. Belki de Adana'nın en eski mahallesi. Gelsene çakıl gel. Kolay vergi gelsin be. Tekrardan. Sağ ol hocam, sağ ol, hoş geldin. Sağ hocam. Hemen hikayesini anlatmaya başladı Zeynel abi. Hocam bizim yani mahallemiz... Belediye işgali ücreti ödüyor olabilir abim. Aha, aynen. Tam öyle bir yere benziyor kanka. Tam aynen veriyormuş gibi görünüyor. Doğru. Doğru tahmin. Aha. Aynen kanak öyle mi olup? Sen bir taş buluğu al gel bana. Adana'nın en eski mahallelerinden bir mahalledir. Eski vilayet Sofilibahçe. Sizler de eski insanlarsınız. 1900 kaçta geldim dedim buraya? 1961'de geldim. Maşallah. Adana'ya koca. Bizler daha böyle... 60 yıldır adam vergi ödemiyor. Teyin bile değildik ki, ya portakal yani, ağacında. Yoktu. O zaman biz çok çileler çektik. Çektiğimiz o çileler yani bize şimdi eski günleri hatırlatıyor. Biz orospu çocuğuyuz ya 20 yaşımızdan beri ödüyoruz amına koyayım. Hep ders oldu onlar ya size. Ders oldu. Biz de garibanları yürüdü. Biz de o zaman ekmekleri bulamıyorduk, ayakkabı bulamıyorduk vesaire. Canım benim. Yani bu şekilde geldik yani bizim aşağı yukarı yaşımız oldu 70-73. Biz de yani insanlara burada hizmet etmek istiyoruz. Hizmet ediyorum. Allah razı olsun. Hadi Cenab-ı Rabbin alemin yanında yani hiç hizmet kaybolmaz. Yani birinci çekimimizde geldiniz. Bizi sağ olun dünyaya duyurdunuz. Zantares tantuni mi yiyecek?
bir katkımız olduysa ne mutlu. Çok büyük katkınız oldu hocam. Bana her İzmir'den, Trabzon'dan, Manisa'dan, Çanakkale'den, Burdur'dan, Trakya'dan, Erzurum'dan hep böyle şeyler geliyor. Yani senin böyle, senin iyiliğini hissetmişler. Abi, demek ki o sıcaklığı sen Zeynel abi videoda bilakis, hissettirmişsin. Hocam, biz yani canlı olarak görüyorlar. Anneciğim sen keyifler iyi. Sen Zeynel aynı. It's the same person abi. Ben fark göremiyorum. Ne abi videoda bilakis, hissettirmişsin. Biz yani canlı olarak görüyorlar. Anneciğim sen keyifler iyi. Sen de iyisin çok şükür. Allah'a ilk versin. Muhtarım, Allah'a emanet. Muhtarım gel. Keyfine bak. Ha tamam. İşte şimdi bana ne yapacağım? Bugün muhtar ne yedireceğiz Zeynel abi? Muhtar bey, bu adam mahallenizde kaçak satış yapıyor. Bunu bildirdiniz mi? Hocam şu anda hamsimiz var. Şurayı da bir gösterelim. Şu bizim meşhur. Adana'nın. Hadi hocam işte buyur. Burada balığımız var. Sen de fiyatlar uygun. Burada. Hocam, Sayın Hocam, burada da pantolonun ciğer kavurmamız var. Kavurmamız sıcak, buharlı. Oh. İçeride kişiye ikram ediyorum. İşte hocam, elimizden gelen her şeyi yapıyor hocam. İyi bakalım. İnsanlık namına. Harika. Eğer şey yapacağım, bunu hocam. İşte orklar gerçek olsaydı yiyecekleri yemek abi. Bak, bu. Buna var ya hobbit kulağı banıp yerler. Burada da pantolonun ciğer kavurmamız var. Kavurmamız sıcak, buharlı. Oh. İçeride kişiye ikram ediyorum. İşte hocam elimizden gelen her şeyi yapıyor hocam. İyi bakalım. İnsanlık namına. O zaman. Ne gerekiyorsa şey yapacağım bunu hocam. İşte böyle. Neyle başlayalım bugün? Ne yedireceksin? İşte arkadaşlarımız da geldi. Gelin hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Maşallah. Aa, polisler de geldi. Arkadaşlarımız. Müşterilerin çeşitli. Her gruptan var. Sayın hocam her yerden var. Maşallah. Var. Sevenin çok. Bizi kimlerdeydi? Siz ne yiyeceksiniz inşallah? Polis değil ki bu. Güvenlik amına koyayım. Balık ekmek. Sen bu memur arkadaşları bekletme. Onlara ver. Hemen çekime devam ederiz. Hocam, bunlara bizim kardeşlerimiz var. Polislerimiz var. Bunlara bize hizmet ediyorlar. Öyle mi? Sıcak buharlı. Onlara veriyorum hocam. Yani öyle mi? Fiyatlarımız da çok yani bir şeydir ha. Kaç lira balık ekmek? 5 tane maşallah. Tamam. Ayağımızı sürdük geldik. Hocam, hadi bakalım. Para önemli değil. Yani bu burada her sürme ekmek banmak diyordu ya şeyi. Yani insan da önemli değil. Tabii ya sen iyi bir insan ol. Sen güzel bir şey yap. Seni her yerde bulurlar. Evet. Dünya tanır dedeyi ya. Dedemiz meşhur maşallah. Oo, sen kırıcağacağım ya. Biz getirtiyoruz. Vallahi da bol kadar. Gelemiyoruz orada. Hocam bana da öyle. Çekim içi koymuyor değil mi öyle? Bak hocam, bana da bol katıyorum bak. Hacı ekmek arası mı size paket mi? Ekmek arası. Ekmek arası satır. Ekmek arası paket yap. Bunları yesinler anne. Götüreceksiniz değil mi? Evet. Sayın hocam, yani şu paket, yani bu adada başka yerde Türkiye'de 20-25 liradır. Ben bunu 10 liraya veriyorum hocam. 10 lira, hamsi ekmek 10 lira. Hatta parası ödemeyelim. Allah razı olsun. İkramımız oluyor. Ne yapalım hocam? Vallahi şöyle geleyim ben. Her şey yani para değil. Arkadaşlar açık ve net söyleyeyim. Bu model hacılar aşırı paraya tapıyorlar ya. Ya 9 ay önce bu arada. 9 ay önce arkadaşlar bu video. Onu da hesaba katın da. Ya benim teyzem var. Hacı. Eniştem var işte onun eşi hacı. Oğlum tapıyorlar paraya ama öyle böyle değil. Mesela nasıl anlatayım? Ya cimrilik seviyesi ne biliyor musun? Tuvalette elini yıkamaya başladıysan ışığı kapatıyorsun o sırada. Anladın mı? O sırada çünkü ışığa gerek yok. Elektriği harcama boşuna. Tabii.
Abartma mı? Of. Kuzenimin oğlu var. Yani teyzemin kızının oğlu var. Eve kız atacak. Çocuğa şeyi tembih ediyorlar. Aşağıdan şalteri indirmişler. Şalteri açacakmış. Su vanasını açacakmış. Kızı eve atacakmış. Çıktıktan sonra yine şalteri kapatacakmış. Vanayı kapatacakmış. Telefon ışığında sıçıyoruz. Hacı evine kız mı atıyor? Yani arkadaşlar biliyorsunuz insanların zayıf noktaları vardır. Bir soft spotu vardır. Bu çocuk bir tık onların soft spotu. Her istediğini yapabiliyor. Hacı dayı da tempura tantuni yapıyor. Oh mis. Devam Hacı dayı. Bu da bir döfe değil işte. Ne yazık ki. Vallahi. Bunlar eski insanlar. Aynen. Bunlar diyor ben videonun başında anlattı. Yokluk gördük biz diyor. Çileler çektik. Değil mi? Evet. Her şeyi şey yaptım. Hocam. Bir öğrenci kardeşim gelse dese ki 5 liram var. Hiç sıkıntı değil. Tamam mı? Ben ayva vereyim. Ben yok parasını verim. Hocam. Allah razı olsun senden. Geliyor diyor ki ya diyor. Hocam ya diyor ben diyor. Doktora gireceğim diyor. Balçana. Hastanesine. Param yok diyor. Ben buna 10 lira şöyle cepten çıkarıyorum. Veriyor 10 lira. Allah razı olsun. Haşını veriyor 10 lira. Bunu gönderiyorum. Bak, biz de bir şeyler bırakalım acayip buraya. Tamam, sen de garibanlara ver. Dernek sağ ol, varmış madem. Sağ ol. Hocam. Aynı zamanda da Cami Koruma Derneği'ni. Tabii. Başkanısın. Sadece mahallesi Yardımbaşıma İçeride Koruma Derneği. Derneğimiz sene 1992'de kuruldu. Kurucularından ben. Ya Hacı dayı bak sana bir tavsiyem var. Bak milletin cebine 10 lira 5 lira koyacağına. Namuslu bir şekilde devletine vergini ödesen mesela. Yüce devletimiz bu işleri yapsa nasıl olur? Yani, bu tavsiye, bu bir tavsiye yani. It's just a fucking tavsiye bro. Camiyi kimden mi koruyor? Bence önce kendisinden koruması lazım. Çünkü caminin bölgesini işgal ediyor. Camiden izin almış mı acaba önüne dükkan açarken? Hadi bakayım. Du suchst hinter Erziehung an der falschen Seite. An der falschen Stelle. Ne alaka abi? Arkadaşlar ben büyük küçük vergi kaçırmanın her türlüsüne karşıyım yani. Ne yani büyükler kaçırıyor diye küçükler de mi kaçırsın? Siz Türkiye'de gerçekten kayıt dışı ekonominin gerçekten büyük şirketler tarafından yapıldığını falan mı zannediyorsunuz? Salak mısınız amına koyayım? Bunlar yapıyor kayıt dışı ekonomiyi. Milyonlarca insan hepsi akümüle olduğu zaman büyük şirketlerin amına koyuyorlar bu arada. Açık ve net. Bunlar sanayidekiler, esnaf bilmem ne, fiş fatura kesmeyen restoranlar hepsini topladığın zaman... Büyük konsernlerin hepsinin amına koyarlar. Hepsinin ağzına sıçarlar. Cengiz'i katlarlar. Güven bana. Harbiden katlarlar. Abi aylık 100 dolar kazanan Twitch yayıncıları. Kardeşim onlar artık bitliyorlar. Pazarcılar ödüyor. Pazarcılar sike sike ödüyor abi. Yapacak bir şey yok. Sumak salatasını da koyuyoruz. Bak hocam, hepsine. Sumak salatası, yeşil biber, limon, hep yandan da acı biber. Ben hatırlıyorum annemin turşuları da vardı hocam, o zaman. Devam ediyor değil mi annem? Aynen. Sağ olun hocam, şu biberin kilosu 100 lira. Yeah. Bunu daha kimse kullanmaz. Yani yapmıyorum. Kim dese ki ya Allah razı olsun derse. Bir tane daha acı. Hey maşallah. Bir tane bana hazırla o zaman. Tamam. Ver polis memur arkadaşımıza ver onları gönderelim. Oo. Polisler geliyor teyzem. Almanya'da vergi kaçırsan ne olur? Götten sikerler. Seyyar vergi levhası diye bir şey var Ahmet abim. Arkadaşlar bu adamın seyyar vergi levhası olsa çerçeveletip buraya asardı.
Adam verdiği 5 lirayı 8 saattir anlatıyor amına koyayım. Devletine vergi ödese sizce saklar mı bunu ya? Asardı ve derdi. Vergimizi de ödüyor abim. Helal para abim diye. Yemin ediyorum dakikada bir söyleyip dururdu. 1000 kere söylerdi. Adam 2 saattir birine verdiği 5 lirayı anlatıp duruyor amına koyayım ya. Taşak mı geçiyorsunuz benimle? Evdedir levha. Aynen kanka, kesin öyle olmuştur. 10 TL'ye hamsi satıyor, vergi ödüyor bir daha amına koyayım. Oldu, devam. İşte bak, ne yapıyoruz burada? Onları yeteştin. Hadi bakalım. Hocam, yaptığımız yemeklerimiz çok temiz. Hocam, hanım çok... Ya dayı, kullandığın şeyi en son 1942'de yıkamışsın. Katman katman 80 yıllık yemek artığı var amına koyayım. Bunun içinden kanserojen... Yaylım yaylım geliyor. Ekrandan kanserojen aldım amına koyayım. İnsanları zehirliyorsun gözümüzün önünde. Çok temizdir deme amına soktumun yerinde. Beni de burada sinir etme. Delirtme adamı amına koyayım. Nasıl temiz olabilir ya? Pezevenk nesi temiz bunun? Sen halk sağlığına tehditsin. İnsanları zehirliyorsun. Bakır mı? Çelik olmadığı zaten belli. Bir sikim Sony'in içinde bir şey pişiriyorsun amına koyayım. Kim bilir kaç zamandır pişiyor o pis pis. Gelmiş bir de en nefret ettiğim şey abi, ağzından Allah düşmüyor ama millete zehir satıyor herif amına koyayım. Yani itinayla yapıyor. Öyle mi? Hocam. Niye amına kodumun tabasını hiç temizlemiyor? Nasıl itina bu? Sizce bu katmanların bir günde olmuş olma ihtimali var mı? Şu katmanların bir günde olmuş olma ihtimali var mı? Bakın bir haftada da olamaz bu. Bu ne biliyor musunuz? Oksitlenmiş, çürümüş, kömürleşmiş yemek artığı ve devam ediyor üzerine oksitlenmeye. Oksitlenecek bir şey kalmamış. Anladın mı? Artık radikal elementler yaymaya başlıyor. That's kanserojen bro. Kanserojen dediğimiz bu. 42 yıllık kömürleşmiş hamsi amına koyayım. Abi teflon tava, o bizde de var aynısından. Nasıl tanıdın tavanın tanınacak hali kalmamış? Anası sikilmiş tavanın, bu tavayı nasıl tanımış olabilirsin? Ay nasıl bu yani? Tava kendinden geçmiş ya. Her şey böyle el değmeden oluyor. Bir poşet daha verirsen anne rahat rahat. El değmeden olduğu belli yani. Hiç el değmemiş. Ne temizlenmiş ne başlamış. Dur versin versin. Yolda şey olmasın. Hadi bakayım. Sayın hocam. O poşet size lazım olur. Bir tane bana. Valla tantuniyi her zaman yiyoruz. Sen bana balık yap. Bugün ben balık yiyeyim. Mis gibi koktu. 10 liralık olsun. Olsun mu hocam? Peki hocam. Hacı. Sizden para ödeyin ya hocam. Ya canımsın sen benim, olur mu? Ben buraya da bırakacağım yarım, inşallah. Yarım çok de. İki tane vereceğim. Heh, bu çok kardeşime de ver gönder. Bunu da gönder. Çok olsun. Aynen. Of, taban maban kalmamış zaten, anladın mı? Demiri demiri çize çize bakar mısın? Seasoning dediğimiz, tavalarda seasoning dediğimiz bir bölme vardır arkadaşlar. Eğer seasoning yoksa... Tertemiz kanserojen abi. Kanser yiyorsun şu anda. Ekmek arası kanser amına koyayım. Yani biliyorum ben bu adama kızdığım, küfrettiğim için beni linçleyecek romantik pezevenkler var internette. Sizin de götünüzü sikeyim. Tamam mı? Adam burada 2 saattir fakir edebiyatı, Allah, Muhammed, kitap falan anlatıyor. İnsanlara kanserli yemek satıyor yani. Yani bunun fakirlikle, gelir giderle alakası yok. Alacaksın eline. Tavanı temizleyeceksin bro. Taban kötü mü oldu? Yenisini alacaksın bro. Yenisini alamıyorsan tahta kaşık kullanacaksın bro. Yani bu kadar basit. İnsanları zehirleyip de fakir edebiyatı kasmanın anlamı yok. Zehirli yani bu. Zehir. Farkında mı ki acaba? Beni ilgilendirmez arkadaşlar. Eğer bilmiyorlarsa, basit hijyen kurallarını, basit mutfak güvenliğini bilmiyorlarsa satış yapmayacak. Burada yemek satmayacak amına koyayım. Anladın mı? Siktimin yerinde yemek satmayacak o zaman halka. Ekmeğin biri bu. Sana sen vereceksin abi ekmeği. Tamam. Kanseri bol olsun ustam. Kazıya kazıya koy. Tekstil atölyeleri var değil mi? Ayakkabıcılar var. Kondolacı esnafları, tekstil,
Hepsi var hocam burada. Tekstil. Burada böyle işçi kardeşlerimiz geliyor. Sen onların karınlarını doyuruyorsun. Evet sayın hocam. Aynen öyle oldu hocam. Para önemli değil. Yasın yasın. Bunu sayın ben hocam, senin hocam, canı gönülden söylediğini hocam. Çok iyi biliyorum. Şimdi videoyu izleyenler hayır, diyecekler. Soğan koyma ona. Sadece balık. Soğan koyma. Hadi bakalım. Bu böyle kaşlı olacak. Bu şimdi hocam yine 10 lira bu. Allah Allah. Ha. Vallahi helal olsun ya. Bunu şimdi adamlar izliyorlar İstanbul'da. Allah Allah, yarımını da ona sattı. Onu da ona sattı bir anda. Öyle esti. Kamera açık, esti ramına koyayım. Yani yalancıyı sikmiyorlar zaten. Kars'tan. Aynen öyle. Amsterdam'dan, Londra'dan fiyatlara inanamayacaklar. Ben söyleyeyim. Domates. Soğan istemiyor, domates istiyor sadece hocam, acaba. Aynen hocam böyle. Aynen amına koyayım. Amsterdam'da domuz gibi hijyenik mutfaklardan yemek yiyen arkadaşlarımız şu anda diyorlar ki ulan bu kanser ocağını ben vücuduma sokamadım. Püh amına koyayım, 65 yaşımda ölemeyeceğim diye. Şu anda hayıflanıyorlar. Oğlum tavanın haline bak. Bunlar halk düşmanı, bunlar vatan haini ya. Bile bile insana kanser satmak bu ya. Ya vallahi bak, bu tartışmaya açık bir şey değil ya. Ya çok konuşuyorsun. Ya orospu çocuğu. İstemiyorsan izleme abicim. Konuşmamdan keyif almıyorsan izlemeyeceksin birader. Allah Allah. Vallahi helal olsun. Fazla alüminyum hafıza kaybına neden olur. Dayı bence yiyip yiyip temizlik yapmayı unutuyor. Olabilir. Şunu yiyip sana dua edecektir inşallah. Tabii. Allah'ım size sağlık versin. Amin. Vermez inşallah. Vermez inşallah. Para pul istemiyorum de. Şu saatten sonra ne yapacağım parayla? Mezara mı götüreceğim? İnşallah erken ölürsünüz de şunları satmayı kesersiniz abi. Millet zehirlemeyin. Allah razı olsun. Aç kızım ben. Soğan istiyor musun? Soğan istiyor musun? Anneciğim bana gaz limon veriyor musun? Aga zorla satmıyorlar bunu, Allah'ın enayi mi? Dostlar ben bu arada adımına başladım. Allah'ım. Ekmek arası kanser. Limon sıkıp onun zehrini alsaydın ustam ya. Allah Allah sağlık versin değil mi? Sağ olun. Her şeyin başı sağ olun. Ooo şöyle. Gitti kanseri gitti. Şalgamın var mı? Bak sen hocam. Buyur hocam. El yapım hocam. Doğaldır. Meşhurdur. Şalgambası. Buyur hocam. Orada içebilirsin hocam. Onlar da birini alıyorum o zaman. Al. Şöyle bir çalak alayalım. Yayına bak o kocam. Ooo bunları da annem yapıyormuş. Bizim analarımız, dedelerimiz nasıl yapardı biliyor musun hocam? Böyle... Afiyetler olsun. Bokur kepeği var ya, bokur kepeğinden yapardı şalgamları. Peki? Evet, kepek, maya, sirke. Yani satıyor musun? Tabii. He? Bidonla satıyor musun? Tabii. Senin şerefin var ya. Tamam. Şimdi ben buranın açıklama kısmına, videonun açıklama kısmına buranın adresini koyacağım. Sen evet. Bir anlat abi, burası neresi? Evet, burası Sarıyak Mahallesi, 23.034 sokak, No 3, Yardımbaşma Derneği. Videonun altına koyacağım ben şimdi konuyu. Evet, koy. Hadi sana hoş geldin. Bir tane yapsana bir ekmekleri. Aşağı ayağımı sürdük. Efendim? Güzel. Şöyle değil mi? Bir ekmek. Bir ekmek. Ya kameraman dayanamıyorum. Böyle mi çekiyorsun amına koyayım ya? Böyle mi çekiyorsun amına koyayım ya? Ahmet abi sana sormadan edemedim. Uzun bir ilişkim vardı, araya mesafeler girdi olmadı. Senin tavsiyen vardı ya, next'i yapacaksın. Onu yapmayı denedim olmadı. Zorlamaya devam mı etmeliyim yoksa red pill kafası? Lan ne red pill'i? Ne red pill'i? Bizim ne işimiz olur red pill'le amına koyayım? Kardeşim ne bileyim, çok spesifik yani bu
her şeye geçerli değil yani. Hanımefendi artık seninle görüşmek istemiyorsa next yani bu iş, next. Tamam. Hacı abi elle koluna sağlık. Sağ ol, Allah'ım size sağlık sağlık versin. Ne olur vermesin. Kolalı göstereceğim. Böyle ilk insanları düşündüğüm için şey hocam. Sen bizi doyuruyorsun. Allah'ım seni çarşı bırakmasın. Duyar mı? Arkadaşlar kusura bakmayın yani insanları bile bile zehirleyen kişilere ne bir saygım var ne bir sevgim var, fakirmiş zenginmiş bilmem neymiş, gram sikimde değil, gram sikimde değil. Eğer dünya üzerinde dibi kazınmış alüminyumu vesairesi ortaya çıkmış ve devamlı ısı altında kalan, kenarlarında pisliklerin katman katman olduğu ve hala ısı alevler içerisinde yanmaya devam eden bir şeyin sağlıksız olduğunu bilmeyen bir insan varsa onun da kafasını sikeyim. Onun da kafasını götünden sikeyim. Bu kadar basit. Gram da umurumda değil diyeceğim linç. Onların hepsine, beni linçleyen herkese buradan tavsiyem, gidin amcayı bulun. Her gün bundan iki tane yiyin. 45 yaşınızda. Güzel bir kanserle aramızdan ayrılırsınız. Doğal seçimle biz de sizden kurtulmuş oluruz amına kodumun gerizekalıları. Tamam. Teşekkür ederim. Allah razı olsun izleyenlerden. Eyvallah. Abi yani durumu olmayıp zorla yiyene eyvallah, bak ona bir şey demem. Durumu olmayıp zorla bunu yemek zorunda kalan insana hadi eyvallah bir şey demem. Ki onu da bu arada tasvip etmiyorum. Çünkü bu adam illaki bir yerden satın alıyor bunları. Ve üstüne kar koyarak satıyor değil mi? Para kazanması lazım en nihayetinde. E git ham halini sen al, evinde kendin yap. Her türlü evde yemek yapmak daha ucuz. Bu kadar basit yani. Ama hadi diyelim ki vaktin yok ve durumun olmadığı için burada yemek zorunda kaldın. Tamam eyvallah amenna, ama çıkıp da bana övme yani. Övme, bana övme. Ya da bunun normal olduğunu savunma. De ki durumumuz buna yetti, bunu yiyoruz, kanser olacağız. Yapacak bir şey yok baba. Eyvallah, ona bir şey diyemem. Arkadaşlar 9 ay öncesinden bu. 10 liraya balık ekmek evde şu an evet yapamazsın ama... Bu video 9 ay öncesinin videosuydu. Burası Türkiye. Günden güne değişen bir ekonomimiz var. Dinamik ekonomi dediğimiz. Kesinlikle işler kötü değil. Kesinlikle ekonomi kötü değil. Dinamik ekonomi. Bu yani dynamic economy. Unorthodox. Ses pompa. 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 Ses pompa